Gelelim efendim ekonomi başlıklarına. Haftanın ilk günün ons ve gram altın rekor tazeledi. Piyasalarda gram altın 2940 liradan işlem gördü. Altın fiyatları rekor denemelerine devam ediyor. Altın son zamanların rekorunu kırdı. Gram 2940 lirayı gördü. Son iki haftadır altın gün yeni bir rekor tazeleyerek yol devam ediyor. Fed'in 50 bas puanlık faiz indiriminin ardından açıklanacak ABD verileri öncesinde tüm zamanların rekoru kırıldı. Ons altındaki artış altının değerini de yukarı. Altının ilk işlem gününde Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimiyle rekor denemeleri devam ederken bugün yeni bir rekora imza attı. Bugün 2950 lira seviyesine kadar yükselirken şu an itibariyle gram altın 2940 lira seviyesinde. Ons altın tarafında da 2930 dolar seviyesi var. Gram altın haftaya yükselişle başladı. Piyasalarda 2940 liradan işlem gördü. Uzmanlarsa altın fiyatlarının gün geçtikçe artacağı konusunda uyarıyor. Yıl sonunda gram altın tarafında 3000-3500 lira aralığı geçerli korumakta. Elinde altın bulunduran yatırımcısı satış için acele etmemeli eğer nakide ihtiyacı yoksa. Altının değerini Merkez Bankası'nın faiz adımları, Amerika'dan gelecek veriler ve jeopolitik sorunlar da körüklüyor. Orta Doğu'da bölgesel savaş isteyen bir İsrail var ve dolayısıyla her gün jeopolitik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ve piyasalar bundan sonra yandan merkez bankalarını fiyatlarken diğer yandan jeopolitik gerilimleri devam edecek. Yatırımcılar tarafından altın güvenli liman olarak görülüyor. Efendim geçtiğimiz hafta hem Amerika hem de Avrupa merkezinde yaşanan faiz indirimleri sonrası altında yükseliş arttı. Gram altın rekor tazelemeye devam ediyor. Öte yandan kamu bankalarında başlayan konut kredilerindeki faiz indirimi ev fiyatlarını arttırdı. Şimdi ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız efendim. Yani Doktor Murat Turgut bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Ardan, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haricinde Fed'in aldığı faiz kararı indirimi sonrası altında hareketlilik sürüyor. Ama altın haftaya başladı. Yatırımcıları ve piyasacıları aslında piyasaları düşündüğümüzde altın güvenli aracı mıdır? Onu konuşmak isterim ilk olarak. Neler söylersiniz? Şimdi tabii geçen haftaki faiz indirim süreci doğrudan doğruya risk iştahını artırmışa benziyor piyasalarda. Bu çağda tabii öncelikli olarak yatırımcılar hisse senetlerine ve altına biraz daha teveccüh gösteriyorlar. Çünkü biliyorsunuz geleneksel olarak altın daha çok sıkıntılı piyasaların tercihidir. Yani güvenli limandır baktığımızda. Tabii ki bizim gözden kaçırmak durumunda olduğumuz, aslında kaçırmamız gereken diğer bir konuda stresin oldukça yüksek olması. Yani hem FED faiz indiriyor hem de diğer tarafta Orta Doğu kaynıyor tabiri caizse. Yani bir taraftan İsrail'in işte Lübnan'a oraya işgal hazırlıklarında olması, diğer yandan işte malum Gazze'deki meseleler, yani bütün bunlar üst üste alt alta konduğunda altınla ilgili bir güven limanı, güvenli liman arayışı artıyor ve yatırımcılar da karşılık buluyor açıkçası. Diğer taraftan Fed'in de özellikle altında ciddi bir artışı sebebiyet verdi. Bak, her metallerde bu kadar değil ama altında özel bir teveccüh oldu. Yani bakınız mesela gümüş da hala inmiş değil ama altında özel bir durum var. Altın gerçekten diyelim özel bir tarım. Tabii şunu da Türk yatırımcısı da her zaman biliyorsunuz altını bir alternatif yatırım olarak görüyor ve buraya teveccüh gösteriyor. Tabii burada TL tarafında biliyorsunuz bu sene dolar TL çok yukarı gitmedi. Dolar TL sabit kaldı daha çok. Yani dolar TL ciddi bir oynayış olmuş olsaydı bence altın çok değişik rakamlar şu an konuşuyor. Biliyorsunuz altının gram fiyatı dolarla da alakalı, doların TL fiyatıyla alakalı olduğu için şu anda hala ben baktığımda ekranda şu anda 2884 lira görüyorum gram altında. Evet. Ben aslında şu anda dolar TL kuruna bakarak ucuz bir fiyatlama. Yani ilerleyen dönemlerde yani Ocak, Şubat, Mart aylarında yıl sonuna doğru döviz kurunda ufak çaplı yukarı hareketler yaşanırsa biraz daha yukarı gitmesi mümkün görünüyor. Yani aslında altının şu anda flash olmasının sebebi Türk piyasasındaki performansı değil, dünya piyasasındaki performansı. yani 2100-2200 dolarlardan 2600 dolara geldi. 2600 doların üzerinde şu anda işlem. Yani dolar bazı var altının. Bu bakımdan bence flash bir yatırım kapsamında şöyleniyor dünya piyasalarında. Türkiye'deki durum ise bence dolar TL'nin fiyatına bakarak şu anda çok abartılı bir noktaya gelmedi henüz. Ama dolar TL yukarı doğru hareketlenirse önümüzdeki olası gözüküyor.
olan daha ciddi bir fiyatlandırmaya kalabiliriz diye düşünüyorum Arzu Hanım. Efendim şimdi bir de biliyorsunuz politika faizi haftalardır. Şimdi bunun aslında sonucunda düşmeye başladı enflasyon ama aslında bazı kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirim gittiği görüldü. Bu da konut fiyatlarında rakamların artışını bizlere gösterdi. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Kredi ve nakite ulaşım sağlandığında fiyatlar daha da mı yükselir? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Arzu Hanım biliyorsunuz son büyüme rakamlarının detayına baktığımızda İnşaat sektörünün aslında yürümeye başladığını, koşmaya başladığını gözlemlemiştik. Büyümede ciddi bir inşaat etkisi vardı. Evet. Son derece bu üretilen konutların satışıyla ilgili bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz talep bakımından yüksek faiz oranları talebi engellemekten bütçe bağlı, yani kredi bağlı ciddi miktarlarda, ciddi miktarlarda yer alıyor. O yüzden ben bu hareketi biraz daha mevcut sorun eritilmesine yönelik bir hareket gibi görüyorum. Tabii ki faizler her ne kadar indiriyorsak da inmiş değil aslında. Yani noktaya indik bir faizden bahsediyoruz. Ama mevcut enflasyon rakamlarına baktığımızda ha bu cazip midir? Caziptir diyebiliriz tabii ki. Biz bir süreden böyle biliyorsunuz mevduatta park edilen bir para var Türkiye'de. Yani yüksek mevduat istifade eden bir kitle var. Bu kitlenin de bence dönüp bir miktar bekliyorum ben açıkçası. Yani şu anda öyle tahmin ediyorum ki büyük şehirlerimizde miktar mevduat çözülüp yavaş yavaş konta doğru yönlendiriliyor. Böyle bir hava seziyorum. Miktarın da arabaya doğru yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Yani bir kar alma dalgası faiz tarafında, konut tarafında yeni bir talep gibi bizim karşımıza çıkmış oluyor. Ben bu seyrin yani aslında ekonominin genel temel motivasyonlarından bir tanesi olduğunu, normal bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söyleyelim. Hala faiz oranları çok çok yüksek ve bu faiz oranlarından konut almak gerçekten sıkıntılı. Ancak işte daha uzun vadeli, belki bir daha uzun vadeli ve ilk konut alım için yeni bir okazyon çıkar mı, yeni bir fırsat çıkar mı diye açıkçası böyle bir olayı ben bekliyorum. Çünkü büyük şehirlerde özellikle fiyatlar kredi faiz oranlarının çok üzerine çıktı konutları. Belki ilk konut için farklı bir kampanyada gündeme gelebilir diye değerlendiriyorum açıkçası. Peki son olarak tabii şimdi bir de şöyle bir genel ekonomi değerlendirmesi isteyeceğim. Biliyorsunuz Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. En zor günler geride kaldı ifadelerini kullandı. Şimdi düşmeye başlayan yıllık bazlı enflasyon hedefi yıl sonu beklentilerini karşılayacak mı? Ve bununla birlikte değerlendirmesi rica edeceğim. Neler söylersiniz? Şimdi yıl sonu enflasyon beklentisinin yani 43 olarak açıklandığını ifade edilsin. KC'de geçiyor. Ben 42 tahmin ediyorum. Yani kişisel tahminim bu şekilde olacağını tahmin ediyorum. Yani 40'ın üzerinde 45'i geçen bir rakam olacağını tahmin ediyorum. Yani bu bir başarı mıdır? Bence başarıdır. Çünkü çok yüksek noktadan gidiyoruz. Yani bu enflasyon denen unsur bir anda çok düşük rakamlar edilmek kolay değil. Çünkü çok ciddi tüketim alışkanlığı var. Çok ciddi bir kayıt dışı ekonomide var. Bütün süre koyduğumuz zaman ülkede bir sıcak bir tüketim talebini hemen engellemek mümkün değil. Ama ben enflasyonla ilgili sürecin belli bir rayına girdiğini düşünüyorum açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.